أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Bizi bize bırakmasın. İştiraka amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Vefat ettikten sonra da arkamızdan bize böyle rahmet gönderen nesiller, dava arkadaşları nasip eylesin inşallah. Pazar, Rize, Pazar, Irmak Köyü. Eski ismi neydi? Mamacıva. Mamacıva. Yeni açılan arkadaşlar, burası yeni açılan dershanemiz. Bugün de kapıları takıldı elhamdülillah. Çok şükür. Öylelikle. Kapısızdı 2-3 hafta değil mi? Çok üşüyorduk. Çok şükür kapıları da takıldı. Vesile olanın da ahiretteki soğukluğunu giderici kapılarını kapalı olsun inşallah. Soğukların girmemesi için. Farklı bir yer okuyacağım. Zaman-ı Fetret'te Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ecdadı bir din ile mütedeyyin miydiler? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın daha peygamber değilken 40 yaşına geldi. Onların, peygamberimizin anne, babası, dedesi, amcaları bir din ile mütedeyyin, yani dindar mıydılar? Bir dine bağlı mıydılar? Anlaşılıyor değil mi? Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani soruyu çoğaltıyorum. Bana çok sorulan, o için ben ifade ediyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden Fetret'te insanlar nikahı neyle yapıyorlardı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce anne babası, peygamberimizin anne babası nikahını nasıl yaptılar? Soru değil mi? Anladık mı İbrahim? Zor değil mi şey? Peygamberimiz doğmadan anne babası var. Anne babası nasıl bir nikah yaptılar? Ebu Cehil'in mesela babası dahi. Yani o zaman dini vecibeleri nasıl yapıyorlardı? Nikah nasıl oluyordu? Hepsi yani düşün. El cevap. Çok dehşetli bir soru ya. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bilahare gaflet ve manevi zulümat perdeleri altında kalan ve hususi bazı insanlarda cereyan eden baki dini ile mütedeyyin olduğuna rivayet vardır. Mustafa bir Mehmet Babali'ye telefon eder misin içeride? İyi mi yani? İyi. Bak bakalım. Numarasını aldım o zaman. O zaman Halit abiye sor. Sen bize bir öğlen şey, kafama takmam. Yani hastaydı, iyi mi yani? Demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hükmü o zaman yayılmamıştı ama o bölgede daha önce İbrahim Aleyhisselam'ın dini hükümdü. İbrahim Aleyhisselam'ın dini hakimdi. Yani neyle hakimdi? Ceylan derilerine, bazı kemik şeylerine, bazı kayalara ve en önemlisi çok kuvvetli hafıza sahiplerine. Çok kuvvetli hafıza sahipleri bu dini yayıyordu. Ha, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ciddi anne, babası, dedeleri, amcaları vesaire nikahlarını ve dini örflerini İbrahim Aleyhisselam'ın dinine göre yapıyorlardı. Yapmışlardı. Yani İslamiyet bize ait değil. İslamiyet dini İbrahim Aleyhisselam'a denmiş. Hanif el-Müslime. Hanif dini. Yani. Biz ondanız yani. Devamıyız yani. Yoksa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yeni gelmiş değil. Bütün dinler, bütün kitaplar, bütün suhuflar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ından ahsedilmiş. Yani önceden mesela diyelim ki üniversite okuyacak çocuk ilkokula gidiyor, ortaokula, liseye gidiyor. Ne yapıyor? O profesör ilkokula ona uygun konuşuyor. Ortaokula, liseye konuşuyor. En son en mükemmel hale geliyor. Yani Kur'an'a muhatap olacak duruma gelebilmesi için insanlar Allah onları seviyelerine göre yetiştirme şeyi vermiş. Peygamber ve derslerini vermiş. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elindeki Kur'an'ın öncüleriydi o kitaplar, o suhuflar. Ha demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anne, babası, dedeleri, nikahını veya dini vecibelerini İbrahim Aleyhisselam'ın
bilahare gaflet ve manevi zulümat perdeleri altında kalan hususi bazı insanlarda ceyran eden baki diniyle mütedeyin olduğuna rivayet vardır. Ha. İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Bazıları hemen şunu soruyor. Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la İbrahim Aleyhisselam arasında bir sürü peygamber var yani. Niye İsa Aleyhisselam'ın orada onunla hükmüyle yapmadılar? O ulaşmamıştı. Orada baki kalan bir şey yok değil mi? Evet. Ha iyi, sıkıntı yok yani. Evet. Çok şükür. Başka şey için aramış. Ha çok iyi. Yani ben bütün kardeşlerimi öyle takip ediyorum. Hepsiyle alakadar, hasta kardeşlerim hepsiyle tek tek, lakayt kalmıyorum. Bu kardeşim hastanede olduğu için, yani belirteyim, birbirimize bu kadar bağlıyız. Birbirimize bu kadar bağlıyız. Başka kimsemiz yok ki birbirimize başka. Müslüman hastasına, düğününe, cenazesine ne hiçbir bahanesi olamaz gitmemeye. Kavgalısın. Hele bu bölgeyi söylüyorum. Düğününe, düğün bahanedir barışmaya. Cenaze, hasta. Git çıksın kardeş. Bak dersin ortasına takip et. O niye aradı? Kafan orada. Ha şimdi ara. Böyle kardeşler, böyle birbirinize bağlı olacaksınız. Birbirinize bağlı olacaksınız. Başka şeyiniz yok yani. Müslümanlar bir ümmettir yani. İnananlar bir ümmettir. Küfür de bir ümmettir. Tek başına. Tamam, çok şükür. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın dini o Mescid-i Aksa ve işte Şam taraflarında, oralarda olduğu için oraya geçmemiş. Diğer çok yakın gibi değil işte. Adapazarı'na peygamber gelse İstanbul duymazdı. Rize'ye peygamber gelse Trabzon duymazdı. Nereden bileceksin? Ya bizimkiler anlatıyor. Biz sahildeniz ya aşağıdaki. Hemşinlerin varlığını dedem derdi ki bilmiyorduk. Sonra sel gelmiş de afat olmuş. Yonga dediğimiz var ya, kiremit şeklinde kullandıkları. Kiremit yerine ağaçların parçalarına yonga diyorlar. Onlar gelince anladı ki yukarılarda şehir varmış. Yani köyler varmış. Yeni de anlaşılmış. Evet, demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın diniyle, dini geçerliydi orada. Onun hükmüyle amel yapıyorlardı. Perdeleri altında bir de okuyorum. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bilahare gaflet ve manevi zulümat perdeleri altında kalan ve hususi bazı insanlarda ceyran eden baki diniyle mütedeyin olduğuna rivayet vardır. Elbette Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan gelen ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı netice veren bir silsile-i nuraniyi teşkil eden efrat elbette dini hak nurundan lakayt kalmamışlar ve zulümat-i küfre mağlup olmamışlardır. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı netice veren bir silsile var. Bu silsile hiçbir zaman dinden uzak kalmamış. Hocam özür dilerim. 600 senelik aradaki İbrahim Aleyhisselam ne tarafa yakın ya? Zamanı ne zaman yani? İbrahim Aleyhisselam çok önce. Çok önce. Musa Aleyhisselam'dan daha önce. Daha önce. Daha önce. Tabii. Musa Aleyhisselam'dan. İbrahim, İsmail, böyle İshak böyle geliyor. Çok önce ama o bölgede olduğu için İbrahim Aleyhisselam dini baki kalmış. Orada onunla amel yapıyorlardı. Onunla şey yapıyorlardı. Barla'da, Barla var mı burada Mehmet'e? Var abi. Barla bakayım, Barla'da ben size, Barla nerede? Sırayla. Aç. Zaten Hasan böyle yapar. Yani nereye giderse hangi kitap yoksa kitap ister. Şiir tarzında burada. Ha şiir tarzında işte. Ha, bu işte ha. Tamam abi. Sayfa 100. Ahmet Galib'in sözleri. Adem, Şit, İdris. Yani tek tek alıyor. Hepsini 124 bin alamaz tabii. Tabii. Nuh, Hud, Salih, Halil, Halil İbrahim. Halil İbrahim baktım İbrahim değil Halil almış. İsmail, İshak, Lut, Yusuf, ondan sonra Yakup olması lazım ya. Lut'tan İsrail geçebilir. Lut, ondan sonra da şeydi kendisi icadı risalettir sözün dinle hakkın neşi tamim içindir fazla İsrail, ondan sonra Yusuf, Eyüp, Muhit, Musa, Şuayb, Harun, Calut, Davud, Süleyman, Lokman da eklemiş. Lokman,
Üzeyir. Ondan sonra Timyan dedi. Başka marifet hasıl sözündür. İlyas, Zülkif, Zülkarneyn, Yunus, Zekeriya. Ulan benim de ismim olsa ne iyi olurdu ya. Yahya. Acayip oldu. İsa. Ondan sonra Ahmet'tir Miracın. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat zamanı fetrette ve ma kunne muazibin hatta nebesen Resul'a. Sırrıyla, yani biz peygamber göndermedikçe azap edici değiliz manasıyla. Ehli fetret, ehli necattır. Bak şimdi, esas cümle bu. Adam Sibirya'da doğdu. Brezilya'da, o ekvator bölgesinde, ormanda doğdu. Ve Avrupa'da doğdu. İslam dinine terörist olarak gitti. Gazali der ki, din gitmesi lazım. Yetmiyor. Doğru gitmesi lazım. Sonra iktidarı olması lazım. Yani ona ulaşması lazım. Bir de ihtiyarı olması lazım. Yani onu kabul edecek yaşta olması lazım. Mesela hacca gitmek için bir, siyahlı olman lazım. Yol güvenliği lazım. Bir de gidecek sermayen lazım. Bir de arkaya bırakacağın lazım çoluk çocuğuna. Siz para var olmuyor. Sağlığın olacak, yol güvenliği olacak. İşte insan mesul olabilmesi için ihtiyar, iktidar, salahiyet, mesuliyet. Şimdi Sibirya'ya din gitmemiş şimdi diyelim veya doğru dürüst gitmemiş. Rusya, komünistlikte bu kadar doğdu, büyüdü. Hiç din, yani bu ölçü, Allah ne kadar soru soracak ona? Biz bilmiyoruz. Allah ne kadar soru soracak? Bilmiyoruz. Niye? Bu adam ne kadar, iyi dinleyin burayı, ne kadar İslamiyet'i duydu, ne kadar duymadı, duyduğu ne kadar doğruydu, ne kadar yanlıştı, yani yanlış İslam, ne kadar iktidarı vardı, ne kadar ihtiyarı vardı, muvazenesi var mıydı? Hep bu sistemden sonra, bu imbiklerden, bu yöntemlerden geçtikten sonra niye namazın yok sorulacak. Bu dönemde de var mesela, diyelim ki adam CHP'li, hakikaten böyle idealist. İdealist, dine muarız bir grup düşün. Onun çocuğu, İbrahim bir de senin çocuğun, kaç yaşında Muhammed? 10 yaşında. Bak abi ders dinliyor. Bunlar o bir mi? O çocuğun ne suçu var? Bak babası tuttu getiriyor, onu getirmiyor. Hatta masasını alıp içki içiyor. Yani fetret İstanbul'da da var, Rize'de de var. Derece derece. Kimisine bu kadar, kimisine bu kadar, kimisine bu kadar, kimisine bu kadar. Kimisine hiç sorulmuyor. Yani kime ne kadar sorulacak? İktidarı, ihtiyarı, salahiyeti, mesuliyeti ne kadardı? Kısacası bu. Hiç mi din gelmedi? Hiç. Hiçbir hesap yok. Hiçbir hesap yok. Direkt cennete gidiyor. Ama bana soru şöyle sormuştu. Hocam diyor, biz şanslı değil miyiz diyor, Sibirya'da kutuplardaki adamlara göre. Hiç din gitmemiş. Adamlara namaz soracak. Ondan sonra dedim ki, onlara hiç din gitmemişse, onlara hiçbir hesap yok. Zina yapsa, içki içse, namaz kılsa, kabire girdi. Ne lan sen namaz kılmadın? Ne namazı ya Rabbi ya? Burası neresi ya? Ya Rabbi da diyemez. Ne içki ya? Ben Gürcistan'a gittiğim zaman, bir ilk açıldığı zaman, o zaman zamanında mı neydi? Adamlara ben sohbet yapıyorum. Ben sohbet yapıyorum ya. O zaman irticale. O kadar beni sevdiler ki, evin bahçesine aldılar. İçeriden bana şarap çıkarttılar içsin diye. Yani ikram iyilik yapıyor. Evet, onun anlayışına göre. Onun anlayışına göre en iyi ikram bu. Desem bir türlü, içsem iki türlü. Desem şey çıkacak. Şu anda ben rahatsızlığımdan şey yapamıyorum dedim. Yani onun anlayışına göre en iyi ikram bu yani. Gürcistan'da. Ama bunlar Türk. Türktüler yani. O coru ayrıldı. Ondan sonra komünistlerin tasallut altına olunca onlar hiç haram bilmiyor ki. İçki haramış. Allah Allah desin. Bir de o yemek bir konu çıkacak. Allah ne demek ya bu içi, suyla ne farkı var diyecek vesaire. Demek ki soru şöyle soruluyor. Kutuplarda, kutuplara hiç din gitmediyse hiçbir hesap yok. Sana aldığın nefesten hesap sorulacak. Aldığın nefesten hesap sorulacak. Bu sefer soruyu değiştirdi. Onlar daha nasipli değil mi dedi ya. Hani biraz önce biz nasipliydik. Yani o ve sen bu köyde, anne baba, toplum dahi ne kadar ihtiyar, ne kadar ihtiyar, iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyetin varsa o kadar mesuliyetin var. Hiç din gelmemişse hiçbir hesap yok. Çünkü girdin içeriye, kabile. Rabbin kim? Rabbin kim? Allah. Yani pigmeler, kutuplardaki adam Rabbin kim? İlk defa duyuyor.
Laz demiş ya, haçı duydum. Yani haçı duydum, yani ne demek yani? Rab kim ya? Şimdi buna ceza verilir mi? Sen vermediğin bir şey ister misin? Gitmemiş ki değil. Peki ne düşüyor burada? Tamam duyduk. Evet, bu dersi her duyan bu dini yüklenip başka yerlere taşımak adına tebliğ etmek boynunun borcudur, farzdır. Yapamıyorsa yapanlara destek yapacaksın. Bu farzdır. Hem de farz-ı ayn. Dini duyduk bunu. Tamam. Vay be, hiç dini duymadı. Peki bana demeyecekler mi ki hiç duymayan mesul değildi? Yerini okudun. E peki sen daha hiç kendine hiç hisse çıkartmadın. Bu adam niye mesul değil? Din gitmemiş. E sen niye götürmedin? Bir alim şöyle der. Alim şöyle der. Haşir meydanında Cenab-ı Hak alime niye bunu anlatmadın sorulmadıkça cahile sen bunu niye yaptın sorulmayacak. Onlara denilecek. Sizi hakkı söyleyen birisi gelmedi mi? Bu köyde dershane yaptınız. Yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. Emeği geçen. Bu tebliğdir. Mehmet çıktınız bu sorumluluktan. Dershane yapılmış, 3 katlı bina yeni. Kaç seneden beri geliyorum. Amerika'ya kadar, İngiltere'ye kadar, Afrika'ya kadar, Arabistanlılara kadar, Avrupa'nın yerinde gidiyorum, anlatıyorsun. Ben anlatıyorum. Niye? Korkuyorum Allah'tan. Bak bunu söylüyorum. Bu adam mesul değil. Ama onun mesul olmaması bana mesuliyet getirmiş. Niye anlatmadın bu dini? Hocam bak emekli mi? Emekliliği var mı hocanın? Hocalın? Yok. Ölünce ancak. Hala yapıyorsun değil mi? Devam ediyor. Ya herkes iktidarı kadar mesuldur. Çivi çakamıyorsan, çivi çakana çivi ver. Yardım et. Demek ki وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَنْ رَسُولَ سِرِّيْلَ ehli fetret, ehli necattırlar. Yani din gitmemişse onlara hesap yoktur. İbrahim sana nefesinden hesaba sorulacağız. Ne oldu? Hangimiz daha şanslı olduk? Onlar mı biz? Onlar tabii bak gitmemiş. Ama ondan sonra İbrahim, sen çocuğuna değil torununa daire yaptırırken, örneğin sana söylemiyorum hep. Torununa daire yapmaya çalışırken, dolar, euroyu, altını takip ederken, ya ben bu dini mubini falan yerlere nasıl götüreceğim sor, düşünmesen, dert edinmesen Allah sormayacak. Dert edinenler hayatlarını sokaktan buldu. Demek ki bu şey onlara sorulmuyor ama bu sorumluluğu bize yüklüyor. Değil mi? Evet. Ya İmam-ı Şafii ve İmam-ı Eşarice küfre de girse, usul imanede bulunmasa yine ehli necattır. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Şafii'nin itikat imamı Eşarice küfre de girse, yani Allah, ne demek Allah ya? İnanmasa Allah'a. Ama İmam Azam'da bir farklılık var biraz. Bir diyor Allah'ı İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a bulması gibi güneşin batma meselesi var ya. Bir Rab arıyor. Onu bunu diyor en son güneştir diyor. İlk önce gece olduğu için gece çıkmış olan düşüncesine gece düşünmüş. Çıkmış bakmış ki en hakim şey ay. Herhalde Rabbim bu diyor. 17. sözde bunu anlatıyor. La uhubul afilin. Batanları, uful edenleri, kaybolanları sevmem. İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü Allah ayet olarak bize gönderiyor. Ay diyor bir bakıyor ki gündüz kayboldu. İlk düşüncesini gece olmuş. Onun için ay zannetmiş. Sonra baktı ki ooo bu güneş daha hakim. Herhalde Rabbim bu olsa gerek. Baktı ki akşam o da battı. O zaman öyle demiş. Batanları, uful edenleri, kaybolanları benim Rabbim olamaz. Sevmem diyor. La uhubu la fili. Sonra işte bu düşünce onu vahiy celbetmeye vesile oluyor. Durup dururken Cenab-ı Hak böyle paketi birisine indirmiyor. Yukarıdan aşağı bir dolu yağar gibi. Al sana lan. Tombaladan bir şey çıktı sana peygamberlik öyle değil. Allah hakimi mutlaktır. Abes iş yapmaz. Onun için bu tür düşüncelere girenlere Allah ikramlar ediyor. Peygamber lazımsa o zaman da onu peygamber seçiyor. Değilse evliya, değilse ulema, asfiya vesaire, yani mübelli, tebliğ edici, şimdiki tabirle şeyhtir, abidir, önderdir, onları nasip ediyor. Paldır küldür etmiyor. Yani aralarımızda en uygun kim? Onu seçiyor. Ki hadis-i kutsi de Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer diyor. Seçmişse demek ki Allah seviyor. Abi bu çok emretli bir soru aslında. Niye abi? Çünkü yani zındık abi bunu medal bahsi yapıyor. Çok kullanıyor da çok detaya girdim onun için. Bahsediyorlar biliyorsun abi yani Allah o zaman diyor eşit iş yapmadı diyor yani davranmadı diyor. Niye Hazreti? Sana geldi diyor. Evet. Her şey sana diyor hal hazırda girdi diyor. Annem babandan öğrendin diyor.
Diğer taraftan adam diyelim ki din gitmemişse çocuğunu da bu şekilde yetiştiriyor diyor yani. Allah diyor böyle yapar mı diyor. Bunu dinsiz birisi söylüyor yani. Böyle evet. Sorularla karşılaştık. Oysa İbrahim yani illa anne baba dindar olanlardan böyle ulvi şeyleri düşünüp de ya peygamber evliya oldu değil. İbrahim Aleyhisselam'ın üvey babası kimdi? Azer. Azer neciydi? Put tekir yapıyordu. Put yapıyordu ya ve tapıyordu ona. Üvey babasıdır. Baba deniliyor ama baba değil, öz babası değil. Öz babası değil. Öyle peygamber gelmiş. Baba peygamber ya, oğlu kafir. Adam peygamber, hanımı kafir. Nasıl olacak? Yani mesela diyelim ki Mehmet sen tombala mı çekildi ki senin üzerine bu köyde koydu? Allah bu dershanenin yapılmasını önde gitmeye. Allah seni, Allah haşa abes iş yapar mı? Niye seni üzerine koydu? Yani Allah'ın bildiği bir şey yok mu? Yani Cenab-ı Hak hikmet ihtizasınca o beldede çok bilmek değil. Allah. O kadar ilim sahibi olup kafir olan, dalalete giren, yanlışa sapık olan o kadar ilim ehli var ki mezarda. İlmiyle dalalete giden var ki o kadar. İnema öteti ala ilmin. Ben ilmimle yaptım diyor. Karun mesela. Yani Belam bin Bahura mesela. Ha peki hangisini seçiyor? İstikamet kim? Yani hak uğruna kendisini değil de hakkı kim araştırıyor? Öyle paldır küldür yapmıyor. Bak anne babası Müslüman olup da işte isyan eden var. İsyan eden adamında çocuklarından alimler var. Saadet Yüksel mesela çok büyük bir istikamet fıkıh alemi. Of Orta Doğu'nun tek adamı Saadet Yüksel Hoca. Allah razı olsun. İyi bir örnek. Ama oğlu. Edip Yüksel Kanada'da Kur'an'ı hadis inkar ediyor. Mesela ayeti inkar ediyor. Bunu uydurdular diyor. Risale'de çok saldırıyor. Evet. Mesela Marif-i Kerri, Hristiyan ailesinin çocuğu ama Marif-i Kerri değil mi? Kutlazam'dan birisi. Evet. Mesela o Selman-ı Farisi. O kadar Ebu Cehil'in oğlu. Ebu Cehil'in oğlu ya. Sahabe. Çok acayip ya. Öyle sahabeler var ki oğlu kafir. Öyle kafir var ki oğlu sahabe. Bir tuhaf ya. Acayip. Allah ne kadar güzel bir Allah ya. O kadar güzel ki. Onun için elimize Allah vermiş şükredin ha. Elinizden gitmesin yani. Ne kadar şükretsek az ya. Vallahi ya. Başımızı secdeden kaldırmamak gerekiyor. Ahmet ne meziyetin vardı yani. Bak. Aynı anne babadan doğmuş. Bir abisi var. Dershaneyi kilitledi bize. Ders yaptırmadı. Şaşırıyorsun. Sonra başka yer aradık. Anahtar vermedi ders gününe. O baba, bu da anne babanın çocuğu. Gidiyorduk. Sonra istemedi. Son katta. Ben nakletmiyorum. Benim başıma geldi. Anahtar işte vermedi. Ya. Aynı anne baba ya. Aynı anne baba. Hocam o zaman şey çıkmıyor. Burada imkanı yani çok adaletli olduğu. Çok adalet. Nasıl bir adalet hem de ya. Ama bak oğlum. Hiçbir dersten ayrılmıyor. Aynı kafa. Ali, Ömer, dün. Hepsi. Abdullah en büyük. O yaptı ya. Vermedi anahtarı bize. Açmaya vermedi. Cavit'lerin vefatından sonra. Biz gene ders yapıyorduk. Vermedi. Allah biliyor. Herkes de biliyor. O zaman çocuk Ömer Hoca da bilir. Üzülme ama örnek için yani ta her şey, herkes de var yani. Aa mesela ben niye hapise girdim? O konuda benim yeğen var. Tam tersi benim. Tam tersi. Odasında pano resimleri var. Yeğenim, kardeşimin çocuğu. Yani abi siz sen değil ki bak. Kardeşimin çocuğu Ahmet. Öyle mi değil mi yani şimdi? Ya acayip bir sır ya. Kafamızı secdeden kaldırmamak gerekiyor inan bana. Kafanı secdeden. Allah bu davayı omuzumuza ihsan ilahi olarak koymuş. İzah ediyorum ama kitaptan nakledim. Biz hak etmemiştik. Allah omuzumuza ihsan ilahi olarak koy. Peki onlara koymadı mı? Koydu bıraktı adam. Yapmadı. Şey diyorsun abi. İrade-i cüz'i meyalanıyla irade-i cüz'e tavır. Evet. Cüz'i ihtiyardan sonra kalpteyi nur duruyor. Evet, irade-i cüz'iyeni kullanıyorsun. İrade-i cüz'iyeni kullanınca irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. Bize de köyde geldi şeyler. Köyde değildi tabii İstanbul'da. Okul okurken pat diye hoca herkese söyledi onu. Sahiplendik. Aynı sınıfta 40 kişi ve okulun seçilmiş sınıfıydı. Teknik bölümü. Seçilmişti 40 kişi. O sınıftan tam 5 tane vakıf çıktı. Derse gelmeyeni ben iyi hatırlıyorum.
bir tane PKK'lı vardı o zaman da. Bir kişi gelmemiş diye 39 kişi hep geldi. Ama 5 tane vakıf çıktı. Bir tanesi de mesela CHP'nin en önde ve bilmem ne teşkilat başkanı. Ömür arkadaşım. Hasan'cığım diyor, çok iyi bir insansın ama maalesef seni hiç sevmiyorum. Ne diyor? O kadar güzel bir insansın ki içim gidiyor. Keşke diyor benim kardeşlerim şunlar şunlar hepsi gitse de sırf sen bizden olsaydı. Yani senin çok ahlakını çok seviyordum. Ama nasıl seni kaybetti hayret ediyorum. Öyle diyor. Ben de ona öyle diyorum. Çok da tuhaf şey adı da Hasan o. Mesela daha bir orijinal misal vereceğim. Sınıfımızdaki bir kardeş tam aynı yumurta ikizleri. Biz Şişli'de okuyoruz. O şeyde okuyor. Haydarpaşa'da okuyor. Ay ikiz ama aynı yumurta ikizleri. Haydarpaşa'daki ateist o zaman solcuydu. Dev genç, dev soldu. Bizimsin Nurcu'ydu. Aynı yumurta ikizleri. Bunu da hocam herhalde aşırladılar. Yani ben yine acayip bir şey. O zaman tam bir adalet var, onun için örneği çoğalttım. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Eşarice küfre de girse, usul imani de bulunmasa yine ehli necattır. Ama Hanefi mezhebinde işte onu söylüyordum uzadı. İbrahim Aleyhisselam gibi bir Allah'ı bulması lazım. Bir Allah'ı bulması lazım. Yani böyle bir kainatı yaratan imamı azama göre o kadar. Ama usta da diyor ki Vesvese Risalesi'nde yeter ki senin amelin veya itikadın bir imama tevafuk etsin, denk gelsin. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Şafii'nin itikad imamı Eşari, bizim amelde imamımız İmam Azam, itikatta imamımız İmam-ı Maturidi. Ona göre diyor ki İbrahim bari diyor, İbrahim Aleyhisselam gibi bir diyor kainatın bir vardır bir Rabbi, ustası vardır, o kadar demesi şart diyor. İmam Eşari'ce küfre de girse, usul imanede bulunmasa yine ehli necattır. Çünkü niye diyor İmam-ı Şafii şöyle diyor, çünkü İmam-ı Şafii 4 hak mezhebin, aslında 12 tane de 8'i müntesip olmayınca unutuldu, haktır ama. 4 tane işliyor. İlk önce hangisi? İmam Azam, müştehitlerin anası. Sonra hangisi? İmam-ı Malik. Sonra İmam-ı Ahmet. Sonra Şafii. En genç Şafii. En genç Şafii. O diyor ki, teklifi ilahi, yani Allah hesap sorması için İrsal ile olur. Dinin gelmesi lazım. Peki yetiyor mu diyor, demiyor. Ve irsal dahi ıttıla ile teklif takarrur eder. Yani peygamberlik gelecek, din gelecek ama yetmiyor. Din sana da gelmesi lazım. Yani duyman lazım. Madem gaflet ve murur zaman peygamberler arasındaki mesafe, o zaman da kitap yok, medya yok. Murur zaman, zamanın geçmesiyle Enbiya-i Salife'nin dinlerini setretmiş, önceki peygamberlerin kitaplarını unutturmuş, o ehli fetret zamanına hüccet olamaz. İmam-ı Gazali de aynı şeyi söylüyor. İtaat etse, peki peygamber aleyhissalatü vesselamın gelmeden önce orada hangi din hakimdi? İbrahim aleyhisselamın. Ama mesul muydu insanlar? Değildi. Çünkü unutulmuş, kaç bin sene geçmiş arasında. Bir kere İsa aleyhisselam 600 sene. Ama İtaat etse şey olur, sebabı var. Mesela bir aile duymuş, bir kabile duymuş. İtaat etmese mesul değil. İtaat etse sevap görür, etmese azap görmez. Çünkü mahfi kaldığı için hüccet olamaz. Ama kafana takılmadı değil mi? Biliyordun zaten. Ha, işte.